Olaylar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana dans bolca, danssizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Bu dersimizde kombinasyon konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Örnek, bir hastanede hemşirelerin sayısı doktorların sayısının 4 katıdır. Doktorlarla oluşturulacak ikili grupların sayısı hemşirelerin sayısına eşittir. Buna göre hemşirelerin sayısı doktorların sayısından ne kadar fazladır? Hastanede çalışan doktor sayısını D ile gösterirsek hemşire sayısı 4D'dir. Bunu şuradaki ifadeden çıkarıyoruz. Doktorlarla oluşturacak ikili grupların sayısı demek D'nin ikili kombinasyonları demektir. Eşittir 4D. Kombinasyon formülü uygularsak sol tarafta D çarpı D eksi 1 bölü 2 eşittir 4D. Her iki tarafta değerler sadeleşir. D eksi 1 eşittir 8 olur. Her iki tarafı 2'ye çarptık. Yani D 9 çıkar. Dolayısıyla doktorların sayısı 9 kişi, hemşirelerin sayısı 36 kişi demektir. Aradaki fark da 27 olur. Örnek, 10 soruluk bir sınavda bir öğrencinin en az 8 soru yapması gerekmektedir. İlk 3 soru zorunlu ise, öğrenci yapacağı soruları kaç farklı şekilde seçebilir? Yani ilk 3 tane soru var. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru. Bunlar zorunlu sorular. Geriye kalan 7 tane soru var. Bunları seçme sorular. Şimdi bir kere bunları zorunlu seçecek. 3 tanesini kullandı hakkı burada. Toplam 8 tane soru çözecek en az. Dolayısıyla buradaki 7 sorudan en az 5 tanesini çözmesi gerekiyor. Dolayısıyla öğrenci 7 soru arasından 5 soru seçse olacak. 7 soru arasından 6 soru seçse de olacak. 7 soru arasından 7'sini seçse de olacak demektir. Yani toplamda 7'nin 5'lik kombinasyonları pratik olarak şöyle yazarız. 5'in tamamlayanı 2, 7'nin 2'lik kombinasyonu eşittir. 7 çarpı 6 bölü 2 deriz. Hesaplamak öyle sağlar. Artı 7'nin 6'lik kombinasyonu zaten 7'dir. 7'nin 7'lik kombinasyonu da 1'dir. 21 artı 8 eşittir 29 bulur. Yani 29 farklı şekilde seçimi yapabilir demektir. On kişilik bir basketbol ekibinden 6 kişilik takım oluşturacaktır. Boyu en kısa olan 3 kişi aynı anda takımda olamayacağına göre takım kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Eğer hiçbir şart olmasaydı onun 6'lı kombinasyonları kadar farklı sayıda takım oluşturabilir dedik. Bunu hesaplarsak 10, 9, 8, 7 bölü 4, 3, 2, 1 eşittir. 4 ile 2'nin çarpımı 8 olur gider. 3'e bölersek 3 kalır. 7 kere 3, 21, 210. Boyu en kısa olan 3 kişi aynı anda takımda olursa, yani K1, K2, K3. Bunlar takımda olursa 3 kişi seçtik takıma. Geriye 7 kişi kaldı. 7 kişi arasında 3 kişi seçeceğiz. Bu da 7'nin üçlü kombinasyonları. 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1. 35 yapar. 35 tane takımda en kısa boylu 3 kişi aynı anda bir arada bulunacakmış. Demek ki 210'dan 35 çıkarırsak 175 tane takımda en kısa boylu 3 kişi aynı anda bulunamaz demektir. Burada dikkat ederseniz bir özellik kullandık. Tüm durumlardan istenmeyen durum sayısını çıkarmış olduk.
Bu genellikle kombinasyonda çözümü kolaylaştıran yöntemler bir tanesidir. Kerem ile Aslı'nın da içinde bulunduğu 10 kişilik gruptan 6 kişilik ekipler oluşturacaktır. Bu ekiplerin kaç tanesinde Kerem ile Aslı'dan sadece bir tanesi bulunur. Kerem var, Aslı yok. Veya Kerem yok, Aslı var. Yani oluşturacağımız gruplar bu şekilde olacak. Şimdi 10 kişilik grup var. Birinci durumu inceleyelim. Kerem'i aldığımıza göre geriye 5 kişi seçeceğiz. Kerem'i aldık. Aslı'yı da almadık. Seçeceğimiz 5 kişiyi 8 kişi arasından seçeceğiz demektir. 8'in 5'lik kombinasyonu. Tekrar edecek olursak Kerem'i takımı aldık. Takımdan bir kişiyi seçmiş olup geriye 5 kişinin seçimi kaldı. Şimdi 10 kişi arasından Kerem aldık, takıma ekledik. Diğer 5 kişiyi 8 kişi arasından seçeceğiz. Neden 8 kişi arasından seçeceğiz? Kerem'i aldık. Aslı'yı zaten almayacağız. 2 kişi eksilmiş oldu. 8 kişi aldık. 8'in 5'lik kombinasyonları. Geldik ikinci duruma. Aslı'yı takıma aldık. Kerem'i de almadık. Aslı'yı takıma alıp 5 kişi kaldı geriye. Seçmemiz gereken. Az önce olduğu gibi Kerem'i de almayacağımıza göre geriye kalan 8 kişi arasından 5 kişi seçeceğiz. Yani cevap 2 çarpı 8'in 5'lik kombinasyonları. 2 çarpı 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1. Bu da 112 eder. 6'lar sadece 8 kere 7 56. 56 2 ile çarparsak 112 olur. Mühendis Coşkun ile teknisyen Belin de aralarında bulunduğu 4 mühendis ve 6 teknisyenden oluşan ekip arasından 3 mühendis ve 3 teknisyenden oluşan çalışma grubu oluşturacaktır. Bu ekiplerin kaç tanesinde Coşkun ile Belin'den sadece biri bulunur? Şimdi grup şöyle. Bir tane Coşkun diye mühendis var. Bir tane de Veli diye teknisyen var. Çalışma grubu oluştururken Coşkun varsa Veli olmayacak. Veli varsa Coşkun olmayacak. Şimdi Coşkun'un olduğu durumu düşünelim. Coşkun varsa mühendisten bir tane seçilmiş demektir. Geriye iki tane mühendis seçimi kaldı. Üç tane de teknisyen seçimi kaldı. 3 tane mühendis arasında 2 tane seçimi 3'ün ikili kombinasyonları. Veriyi alamayacağız. Geriye kalı 5 tane teknisyen. 5 tane teknisyen arasında 3 tane seçimi de 5'in üçlü kombinasyonu olur. Yani 3 çarpı 10 eşittir 30. 30 tane farklı grup oluşturabilir. Nasıl? İçinde Coşkun var, Veli yok. Şimdi Veli'nin olduğu durumları düşünelim. Veli varsa Coşkun olmayacak. Dolayısıyla mühendisler arasında seçeceğimiz 3 kişi geriye kalan 3 mühendis arasında seçecek. 3'ün üçlü kombinasyonları. Veli var. Teknisyen bir kişi seçtik. Geriye kaldı 2 tane teknisyen seçimi. 2 tane teknisyen seçimi de 5 kişi arasında yapacak. Yani 5'in ikili kombinasyonları. 1 çarpı 10. Bu da eşittir 10. Toplamda 40 farklı seçim yapılabileceği hesaplanmış olur. Bir tercümanlık bürosunda 8 kişi Almanca, 6 kişi Fransızca, 3 kişi hem Fransızca hem Almanca biliyor. Alman ve Fransız turistlerden oluşan bir kafileye rehberler verecektir. Her iki dili bilen bir rehber veya sadece bir dil bilen iki rehber kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi hemen şunu Venn şemasıyla ifade edersek. Almanca bilenler, Fransızca bilenler. 3 kişi her iki dili biliyor. Fransızca bilen 6 kişi ise
Burası 3 kişi kalır. Almanca bilen 8 kişi ise burası 5 kişi kalır. Dolayısıyla birinci durum. Her iki dili bilen bir tane rehber, üçün birlik kombinasyonları demektir. Her iki dili bilen 3 kişi var. 3 kişi arasında bir kişi seçilecek. 3 eşit. İkinci durum. Sadece bir dil bilen 2 rehber seçilecek. Şimdi sadece bir rehber bilen iki kişi seçilecekken hata yapmamak lazım. Neden? 5, 3 da 8 kişi var. 8 kişi arasında 3 kişi seçilmeyecek. Bir tane Almanca bilen, bir tane Fransızca bilen rehber seçilecek. Yani 5'in birlisi Almanca bilen rehber çarpı 3'ün birlisi İngilizce bilen rehber. 5 çarpı 3 eşittir 15. Toplamda 3 artı 15 eşittir 18 farklı seçim yapılabilir demektir. Örnek 7 öğrenci bir sınava katılmıştır. Bu sınav öğrencilerin başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Yani öğrenciler başarılı veya başarısız diye sınıflandırılacak. Buna göre birinci öğrenci için iki durum var. Başarılı olabilir, başarısız olabilir. İkinci öğrenci için de iki farklı durum var. Başarılı veya başarısız olabilir. Bu her öğrenci için geçerlidir. Dolayısıyla her bir öğrenci için iki durum olduğu için başarı durumundan 257 farklı sonuç ortaya çıkar. Örnek 10 kişilik bir turist kafilesinde 2 kişi İzmir'e, 3 kişi Konya'ya, 5 kişi Antalya'ya gidecektir. Bu dağıtım kaç farklı şekilde gerçekleşebilir? Şimdi bu dağıtım sorununa dikkat edecek özellik şudur. 2, 3, 5. Toplam kişi sayısına eşit çıkar. Bunu şöyle dağıtırız. Önce 10 kişi arasında 2 kişi İzmir'e gider. 10 kişi arasında 2 kişi seçeriz, İzmir'e göndeririz. Sonra geriye kaldı 8 kişi. 8 kişi arasında 3 kişi de Konya'ya gider. Çarpı geriye kaldı 5 kişi. 5 kişi arasından 5'i de Antalya'ya gider. Yani sonuç onun ikili kombinasyonları 45. Çarpı 8'in üçlü kombinasyonları 56. Çarpı 5'in beşli kombinasyonları 1. Bu çarpma işlemi de 45 ile 56'yı çarparsak 0 2 2 2520 yapar. Örnek bir öğrenci 10 ders arasından 4 ders seçecektir. Matematik, fizik, Türkçe derslerinden en az birini seçmek şartıyla bu öğrenci 4 dersi kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi hiçbir koşul olmasaydı onun dörtlü kombinasyonlarını hesaplayarak sonuca ulaşırdık. Onun dörtlü kombinasyonları 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4, 3, 2, 1. Bu sonuç 210 yapıyor. Az önce de hesaplamıştık. Şimdi matematik, fizik, Türkçe dersi en az birini seçecek. Bunları tek tek hesaplamak zordur. Bunun tümleyeni olan durum matematik, fizik ve Türkçe derslerinin hiçbirini seçmemektir. Yani bütün seçimlerini geriye kalan 3 ders arasında yapmaktır. 7'nin 4'lü kombinasyonları eşittir 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1. 35. 35 tane seçim içerisinde hiçbir tane matematik, fizik, Türkçe kitabı yoktur. Geriye kalan 210'dan 35'i çıkarırsak 175 tane seçimde bu dersin en az bir tanesi vardır deriz.